Selam herkese. Çiçek Bebek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu çok güzel kız bebek yeleğinin yapım aşamalarını paylaşacağız. Görüldüğü gibi yeleğimizin roba kısmını kutucuklarla oluşturduk. Kol uçlarımızı fırfırlarla bitirdik. Yeleğimizin yaka kısmında sıra daraltması uygulayarak yuvarlak bir açıklık elde ettik. Roba altına uyguladığımız ters V desen ile bedenimizi tamamlarken bitirişte güzel bir fistolama uyguladık. Güzel bir yapraklı çiçek aplike ile yeleğimizi renklendirdik. Ve geniş kenar biyeli yeleğimizi 5 minik düğme ile tamamladık. Yeleğimizin yapımı için gerekli malzemelerimiz 100 gram 280 metre uzunluğunda tüysüz bir akrilik iplik, 3, 3,5 ve 4 milimetre kalınlığında 3 adet tığ, yeleğimizin rengi ile uyumlu 5 adet minik düğme, çiçeğimiz için yeşil ve bordo tonlarında çok az miktarda iplere ihtiyacımız olacak. Yeleğimizin yapımı için öncelikle 3,5 milimetrelik tığım ile 65 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 65. zincirimi çektim. Tırnağımla 65. zincirime bir işaret bıraktım. Üzerine bir zincir çekiyorum ve işaretli olan yuvama girerek bir adet sık iğne çalışıyorum. Yanına 7 adet daha sık iğne yapıyorum. Çıkış zincirim dahil onu da bir sık iğne sayıyorum. 8 tane sık iğne görmeliyim yan yana. 8 sık iğnemin yanına bir yarım trabzan uyguluyorum. Onun yanına da bir tam trabzan uyguluyorum. Şöyle. Toplam 10 zinciri trabzanlarla donattım. 8 tanesi sık iğne, yanına bir yarım trabzan, yanına da bir tam trabzan. 2 zincir çekiyorum ve takip eden yuvanın içine bir tam trabzan yapıyorum. Şu uyguladığım tam trabzan dahil kollarım için 13 tane tam trabzan görmeliyim. 13 tam trabzanımı uyguladım. 2 zincir çekiyorum ve takip eden yuvanın içine bir tam trabzan uyguluyorum. Şimdi de arka bölümüm için şu yaptığım ilk trabzan dahil 19 tam trabzan uyguluyorum. Arka parçam için 19 tam trabzanımı uyguladım. 2 zincir çekiyorum. Takip eden yuvanın içine kol parçam için 13 tane tam trabzan uyguluyorum. Kol için, son kolum için 13 tam trabzan uygulamamı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Son ön parçam için hemen takip eden boşluğun içine giriş yapıyorum. Bir tam trabzan. Yanına bir yarım trabzan ve kalan 8 yuvamada 8 tane sık iğne uygulaması yaparak birinci sıramı bitiriyorum. Evet, birinci sıramı bitirdim. Bir zincir çekerek ikinci sırama başlıyorum. Parçamı arkasını çevirdim. Bakın, çıkış zincirimin direkt dibindeki yuvaya bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sık iğne uyguladım. Şu sıramdaki bakın şu köprümden önceki bir yuvam kaldı. Onun içine de bir yarım trabzan uygulayarak bu bölümü bitiriyorum. Ardından bir zincir çekiyorum ve bu köprümün içine bir
tam trabzan uyguluyorum. 2 zincir çekiyorum. Yeniden bu köprümün içine 1 tam trabzan uyguluyorum. 1 zincir çekiyorum ve bakın yanda gördüğüm trabzanın üzerindeki bu yuvaya 1 tam trabzan uyguluyorum. Ardından 1 zincir çekiyorum, 1 yuva atlıyorum, yanına 1 tam trabzan uyguluyorum. 1 zincir çekiyorum, 1 yuva atlıyorum, yanına 1 tam trabzan uyguluyorum. 1 zincir çektim, 1 yuva atladım, yanındaki boşluğa 1 tam trabzan uyguladım. 1 zincir çektim, 1 yuva atladım, yanındaki boşluğa 1 tam trabzan uyguladım. Yine 1 zincir çektim, 1 boşluk atladım, yanındaki boşluğa 1 tam trabzan uyguladım. 1 zincir çektim, 1 boşluk atladım ve bakın sıramın sonunda ki şu trabzanın üzerine de 1 tam trabzan uyguladım. Şimdi artma köprüsünün içerisindeyiz. 1 zincir çektim, bu köprünün içine 1 tam trabzan uyguladım. 2 zincir çektim, yeniden yuvanın içine 1 tam trabzan uyguladım. 1 zincir çektim ve yandaki ilk trabzanın üzerindeki boşluğa 1 tam trabzan uygulaması yaptım. Yeniden 1 zincir çekiyorum. Şu kol üstümüzde yaptığımız oluşumlar gibi 1 boşluk atlıyorum. Yandaki boşluğa 1 tam trabzan, 1 zincir çekiyorum. 1 boşluk atlıyorum. Yandaki boşluğa 1 tam trabzan şeklinde de arkaya aynı şekilde çalışıyorum. Ben son parça kolumun da üzerine sizlere belirttiğim gibi çalıştım. Şimdi son ön parçadayım. Bakın orta artmayı da yaptım. Bir zincir çekiyorum ve ön parçadan önüme gelen ilk boşluğa bir yarım trabzan yapıyorum. Ardından sırayı bitirene kadar sık iğnelerle çalışıyorum. İkinci sıramı da sık iğnelerle bitirdim. Bakın ön parçada sık iğnelerle bitirdim. Bir zincir çekiyorum. Üçüncü sıra için ürünümün arkasına dönüyorum. Şimdi çıkış zincirimin dibindeki yuvaya hemen bir tam trabzan yapıyorum. Bundan sonra yeleğimizin hiçbir noktasında sık iğne kullanmayacağız. Hepsinde eşit tam trabzanlar uygulayacağız. Bu sık iğne, iki sıra sık iğne yapmanın sebebi de yeleğimizin yakasının daha yuvarlak olması, daha aşağı inmesi ve daha yuvarlak olması içindi. Bundan sonraki çalışmalarda belirttiğim gibi hep tam trabzan uygulaması yapacağız. Birinci trabzanı çalışmışım. İkinci, bu şekilde devam edeceğim. Artma noktasına gelene kadar tam trabzanlar uygulayalım. Örgümü ilerletiyorum. Bakın yine şurada gördüğüm yarım trabzan vardı. Az önce yaptığım üzerine şu boşluğun içine bir adet. Bakın yine bir trabzan gördüm. Onun üzerinde bir yuva var. Onun da üzerine bir tam trabzan çalıştım. Artık artma köprüsünün içindeyim. Bu köprünün içine 2 adet tam trabzan uyguluyorum. 2 zincir çekiyorum ve yeniden aynı köprünün içine 2 tam trabzan uyguluyorum. Ardından az evvel yaptığımız gibi gördüğümüz her trabzanın üzerindeki trabzan boşluğunun içine birer tane trabzan uyguluyoruz. Boşlukların içine de yine birer tane trabzan yapıyoruz. Bakın bir iki örnek göstereyim sizlere. Bir trabzan üzerinde bir yuva var. Hemen bir trabzan uyguladım. Yanında bir boşluk var. Hemen üzerine bir trabzan uyguladım. Yeniden bir trabzan, üzerinde bir küçük boşluğu var. Trabzan ve yeniden bir boşluk. Boşluğun üzerine de bir tam trabzan. Şu şekilde bir sade trabzan sırası elde edelim. Artma noktamıza geldiğimizde ne yapıyorduk? Hemen köprünün içine artmak amaçlı 2 tane tam trabzan uyguluyorduk. 2 zincir çekip yine aynı yuvanın içine 2 adet daha tam trabzan uygulayarak artmayı sağlıyorduk. Sıramın sonuna kadar bu şekilde çalışalım. 3. sıramın da sonundayım. 1 zincir çekiyorum ve 4. sıra için ürünümün arkasını döndürüyorum. Bakın çıkış zincirimin dibindeki şu yuvaya hemen bir tam trabzan uyguluyorum. Ardından yeniden yandaki yuvaya bir tam trabzan uyguluyorum. Bir zincir çekiyorum.
bir yuva atlıyorum ve bir tam trabzan uyguluyorum. Bir zincir çekiyorum, bir yuva atlıyorum, bir tam trabzan uyguluyorum. Bir zincir çekiyorum, bir yuva atlıyorum, bir tam trabzan uyguluyorum. Bir zincir çektim, bir yuva atladım, bir trabzan. Bir zincir çektim, bir yuva atladım, bir trabzan. Bir zincir çektim, bir yuva atladım ve bir trabzan oluşturdum. Şimdi bir zincir çekiyorum, artma köprümün içindeyim. Bir tam trabzan uyguluyorum artma köprümün içine. İki zincir çekiyorum. Yeniden aynı köprünün içine bir tam trabzan uyguluyorum. Bir zincir çekiyorum ve yandaki trabzanımın üzerine bulunan şu boşluğa bir tam trabzan uyguluyorum. Ardından yeniden sıramı bu şekilde çalışacağız. Bir zincir çekiyorum, bir yuva atlıyor ve bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyor, bir yuva atlıyor ve bir trabzan yapıyorum. Dördüncü sıramı da bu şekilde kafesler uygulamasıyla çalışıyorum. Dördüncü sıramın sonuna doğru yaklaşırken sizlere eksiksiz bir anlatım yapabilmek adına öne geçerken de biraz daha anlatımımı ilerletmek istiyorum. Bakın kolumun üzerinde son bir trabzan kalmış. Ne yapıyorduk? Bir zincir çektik, bir boşluk atlıyorduk ve parçamın böyle son trabzanın üzerine bir trabzan yapıyordum. Artma noktasındayız. Bir zincir çekiyorum. Yuvanın içine bir tam trabzan. İki zincir çekiyorum. Yeniden artma yuvamın içine bir tam trabzan uyguluyorum. Ardından bir zincir çekiyorum ve yan bölümdeki ilk trabzan boşluğunda bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıranın sonuna beraberce girelim. Bir zincir çekiyorum, bir boşluk atlıyorum, yanına bir tam trabzan. Bir zincir çekiyorum, bir boşluk atlıyorum, yanına tam trabzan. Bir zincir çekiyorum, bir boşluk atlıyorum, yanına tam trabzan. Bir zincir çektim, bir boşluk atladım, yanına bir tam trabzan. Bir zincir çektim, boşluk atladım. Bir tam trabzan, yine bir zincir çektim, bir boşluğu atladım, yanına tam trabzan uyguladım. Diğer önümüzde de şu şekilde yapmıştık. Başlangıç için iki tam trabzan yapıp kutulara başlamıştık. Burada da bitirirken bir tam trabzan, yanına da ikinci bir tam trabzan daha uyguluyoruz. Dördüncü sırayı bu kurulumla bitiriyoruz. Şimdi bakın. İpimi bir kaçırdım şuradan, fazla sıktım. Evet, bir zincir çekiyorum ve 5. sıra için ürünümün arkasını çeviriyorum. Bakın, yeniden şu alt sırada trabzanlar sırasında yaptığımız uygulama gibi kutucukların üzerine tam trabzan sırasıyla beziyorum. Ardından takip eden sıra yeniden kutucuklar sırası oluyor. Bu usulde, bakın bu usulde şu an 1, 2, 3, 4 sıra çalışmışız. Bu çalışmayı 8 sıra şeklinde ilerletelim ve görüşelim. Görüldüğü gibi 8 sıralık örgümü kutucuklar yaparak tamamladım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. sırada kollarımızın fırfırlarını oluşturmaya başlayacağız. Şöyle 8. sıranın sonundayım. Bir zincir çekiyorum. Ve 9. sıra için ürünümün arkasını çeviriyorum. Bakın direkt çıkış zincirimin dibindeki yuvaya bir trabzan çalışıyorum. Ardından yanına da aynı şekilde ve yan yuvalara da aynı şekilde. Trabzanlar yaparak şu noktaya kadar ilerliyorum. Evet, 9. sıramı şu şekilde bakın önün ilk artma noktasına kadar normal trabzanlarla çalıştım. Şimdi kola geçerken şu artma noktamda bakın belli uygulamalar yapacağım. Örneğimizde gördüğümüz fırfır uygulamasını yapacağız. Şimdi bakın artma noktamın tam içindeyim. Artma noktamın içine
bir adet trabzan uyguladı. Ardından 1, 2, 3 zincir çekerek aynı yuvanın içine tutundum bu şekilde. Yani trabzanımı terse çevirdim. Yandaki yuvanın üzerine bir ip sürükledim ve yanda gördüğüm diğer yuvanın içine 2 tane sık iğne çalıştım. Yandaki yuvaya geçiyorum. 2 tane, bakın, atığıma ip doluyorum. Şu şekilde üçünü bir arada alarak 2 tane yarım trabzan bu yuvanın içine çalışıyorum. Tığıma ip doluyorum. Takip eden yuvanın içine 1, 2 ve 3 tam trabzan uyguluyorum. Bakın. Şimdi tığıma 2 kere ip doluyorum. Yandaki yuvaya geçiyorum. Ve 1, pardon, 2 ip, bir daha yapalım. 1, 2 ip doluyorum. Yandaki yuvaya geçiyorum. 1, 2, 3 ve 4 kere de trabzanımı tamamlıyorum. Yeniden tığıma 2 kere ip doluyorum. 1, 2, 3 ve 4 kere de trabzanımı tamamlıyorum. Yeniden aynı işlemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4 kere de trabzanımı tamamlıyorum. Bakın, yuvamın içinde 3 tane uzun trabzanım var. 4 tane olması için bir adet daha yapıyorum. Tığıma 2 tane ip doluyorum. Ve bakın, 1, 2, 3 ve 4 kere de çekim uyguluyorum. Bakın, her trabzan kutumun içinde 4'er tane şöyle uzun trabzanlar yapacağım şu noktadan sonra. Aynı şekilde bakın şu uzun trabzanları şu kutucuklara uygulayacağım. Ta ki şu üçgen atma noktasını gördüğümüz şu hariç 1, 2, 3 kutuyu boş bırakacağım. Tüm şu kutucukların içini 4 çekimli trabzanlarla donatacağım. Ardından şöyle bir bakacağım. Şu benim şu üçgen atma noktam ve ona 1, 2, 3 kutucuk kalmış. Bu noktaya kadar yapalım. Geri işlemleri beraberce görelim. Her kutuma 4'er çekimli 4'er trabzanlar yaparak ilerledim. Bakın şu üçgen atma noktam. Ondan önce 1, 2, 3 ve 4. kutudayım. Bir kere daha aynı işlemi, şu 4 çekimli işlemi burada yapalım. Ve bu sonuncusu olacak. Bakın 1, 2, 3, 4. Yeniden ikinci uzun trabzan. 2, 3 ve 4 kere de çekiyorum. Yeniden 1, 2, 3 ve 4 kere de çekiyorum. 3 tane yapmışım. Dördüncüyü de yaparak 1, 2, 3 ve 4 çekimle tamamlıyorum. Şu artma noktama 1, 2, 3 kutucuk var. Hemen şu kutucuğa 2 çekimli 3 tane trabzan yapıyorum. 2 ve 3.sünü de yaparak tamamladım. Yandaki şu kutucuğa 2 adet yarım trabzan yapacağım. Yandaki kutucuğuma 2 adet sık iğne çalışacağım. Ve bakın şu direğin üzerine ip sürükleyerek ve yanına da aynı şekilde ip sürükleyerek geçeceğim. Şimdi artma noktasının içindeyim. 1, 2, 3 zincirle yükseliyorum. Yine artma yuvasının içine bir adet daha trabzan yapıyorum. Bakın artma yuvasının içinde 2 trabzan görüyoruz. Ardından klasik trabzan sırası ile bakın aynen bu şekilde gördüğümüz trabzan boşluğun üzerine bir trabzan, kutunun üzerine bir trabzan şeklinde arkayı klasik trabzanlarla donatıyoruz. Ardından yine şu artma noktasına geldiğimizde diğer kolumuz için yaptığımız fırfır uygulamasının birebir aynısını şu kolumuza da uyguluyoruz ve bitiriyoruz. Önümüzü de klasik trabzanlarla örerek tamamlıyoruz.
Dokuzuncu sıramı da görüldüğü gibi tamamladım. Dokuzuncu sıranın sonunda ürünümün görüntüsü şu. Bir güzellik de şu oldu. Dokuzuncu sırayı çalışırken fırfırları da hiç kopartmadan, hiç ekleme koparma yapmadan üretmiş olduk. Evet. Onuncu sıraya geçerken şöyle ilmeğimi alayım. Bir zincir çekerek 10. sıra için ürünümün arkasına dönüyorum. Ve yine ilk zincirimin dibindeki yuvaya bir tam trabzan uyguluyorum. Yanına da bir adet tam trabzan yapıyorum. Ve robada yaptığımız gibi, yani şu üstte yaptığımız gibi kutucuklar oluşturmaya başlıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir yuva atlıyorum, bir kutucuk oluşturuyorum. Yine bir zincir, bir yuva atlıyorum. Kutucuk, yine bir zincir, aşağıdan bir yuva atlıyorum ve bir trabzanla kutucuk oluşturuyorum. Sıra sonuna kadar aynı şekilde çalışalım. Ön bölümümde kutucuklar uygulamamı ilerlettim ve bakın direkt son trabzana ulaştım. Şimdi bu son trabzanı oluşturduğum yuvaya bir adet daha, aynı noktanın içine bir adet daha trabzan uyguluyorum. Bakın, aynı yuvaya 2 adet tam trabzan yaptım. 1, 2 zincir çektim. Kolumu ilerledim ve atladım. Ardından arka bölümün ilk trabzanının üzerine bir trabzan yapıyorum. Aynı yuvaya bir adet daha trabzan uyguluyorum. Ardından bir zincir çekiyorum ve kutucuklar oluşturmak adına çalışıyorum. Bakın, bir zincir çektim, bir yuvaya atladım. Yanındaki boşluğa bir trabzanla bir kutu oluşturdum. Bir zincir çektim, bir yuva atladım. Bakın, trabzan yaparak kutucuk oluşturdum. Bir zincir çektim, bir yuva atladım. Yanındaki boşluğa tutundum. Evet, bu kutucukları da yaparak sırtı çalışalım. Yine şu son trabzanın tepesine 2 adet trabzan vuralım. 2 zincir çekelim. Kolu atlayıp önün şu ilk trabzanın üzerine yine bir noktaya 2 trabzan uygulayarak geri kalan kutucukları da kuralım. 10. sırayı da bitirelim. 10. sıramı da kutucuklar yaparak bitirdim. Bir zincir çekiyorum. 11. sıra için ürünümün arkasına dönüyorum. Şimdi çıkış zincirimin dibine direkt bir trabzan uygulaması yapıyorum. Ardından yanına bir daha. Evet. Ve her zamanki gibi, daha evvel de yaptığımız gibi kutucuğun üzerine bir trabzan. Trabzan üzerindeki boşluğa bir trabzan şeklinde bu sırayı trabzan uygulamalarıyla ilerleteceğim. Bakın, şu noktaya kadar aynı şekilde trabzanlarla çalışalım. Trabzan uygulamalarımı yaptım ve son trabzanımın üzerindeki noktaya da bir trabzan uyguladım. Bakın, kol altlarını birbirine bağlayan şu iki zincirdeyim. Bu iki zincirin üzerine 3 tane tam trabzan uyguluyorum. 1 yanına 2 ve yanına 3. Bu köprünün üzerine 3 trabzanla kapatmış oldum. Ardından yeniden gördüğüm her trabzan boşluğuna birer trabzan yaparak ilerliyorum. Sırtı aynı şekilde çalışıyorum. Son trabzanın üzerine de trabzan uyguladıktan sonra sıra şu bağlantı zincirime geliyor. İçine 3 adet tam trabzan çalışıyorum bir evvelki gibi. Ardından önümü de tam trabzanlar çalışarak bitiriyorum. 11. sıramı da trabzanlar yaparak tamamladım. Bir zincir çekiyorum, ürünümün arkasına dönüyorum ve 12. sıraya başlangıç yapıyorum. Yine çıkış zincirimin dibindeki yuvaya bir trabzan oluşturuyorum. Yanına bir adet daha trabzan oluşturuyorum. Ardından bir zincir çekip bir yuva atlayıp yandaki yuvaya kafeslerimi yapmaya başlıyorum. Bir zincir, aşağıdan bir yuva atlıyorum. Yan yuvaya yine bir trabzanla kafesimi oluşturuyorum. Bakın, tüm sıralarda olduğu gibi burada da iki önümde yan yana iki trabzan yapıyorum ve kafeslerimi uyguluyorum.
Tüm gövdeyi kafesler yaparak ilerleyeceğiz. Ardından son bitirişte biliyorsunuz son kafesimi yapıyorum. Yanına yine diğer önle orantılı olarak iki trabzan yaparak bitiriyorum. Zaten bu kurala tüm sıralar boyunca uymuş olmanız gerekiyor. Ben bir kere daha hatırlatıyorum. Bakın başlangıçta olduğu gibi bitirişimde de son kutuyu çalışacağız. Yanına bu şekilde iki tane trabzan uygulayarak sırayı bitireceğiz. 12. sıramı da bitirdim. Kutucuklar uygulamasıyla bir zincir çekiyorum. Ürünümün arkasına dönüyorum ve 13. sıraya başlıyorum. Bakın yine çıkış zincirimin dibine bir tam trabzan uyguluyorum. Bu sıradan itibaren ters V ifadesi veren desenimi de uygulamaya başlayacağım. İlk trabzanımı gördüğünüz gibi uyguladım. Diğer trabzanın şu yuvasına ikili trabzan oluşturuyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yuvaya ikili trabzan yapıyorum. Ardından şu kutucuğu atlıyorum. Trabzanımın üzerindeki şu yuvaya, bakın şu yuvaya giriş yapıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Yeniden aynı yuvanın içine bir tam trabzan daha yapıyorum. Bakın V işareti belirdi. Yeniden birkaç örnek yapalım. Kutucuğumuzu atlıyoruz. Trabzanımızın üzerindeki şu yuvacığın içine bir tam trabzan uyguluyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Aynı yuvaya yeniden giriş yaparak bir tam trabzan uyguluyoruz. Bu şekilde kutucuğu atlayıp trabzan üzerindeki yuvaya bir V, kutucuğu atlayıp trabzan üzerindeki yuvaya bir V yaparak tüm bedene aynı deseni uygulayalım. 13. sıramı ve desen kurulumuyla bitirdim. Sıranın sonundayım. Bir zincir çekiyorum ve 14. sıra için ürünümün arkasını çeviriyorum. Bakın şu aşamada kullanmış olduğum 3,5 milimetrelik tığ iptal ediyorum. Onun yerine yeleğimin daha dökümlü ve yumuşacık olması için 4 milimetre kalınlığındaki tığıma geçiyorum. Yeniden direkt çıkış zincirimin dibindeki yuvaya bir trabzan uyguluyorum. Ardından şu V işaretlerimin direkt içine bir trabzan uyguluyorum. Bir zincir çekiyorum. Yeniden aynı yuvanın içine girip bir trabzan daha oluşturuyorum. Yani böylece bakın yanındakine de yapalım. Direkt şu V işaretimin içine bir tam trabzan uyguluyorum. Bir zincir çekiyorum. Yeniden aynı yuvanın içine bir V işareti yapıyorum. Her gördüğüm V figürünün içine girerek birer V uygulaması yapıyorum. Bundan sonraki çalışmamız bu şekilde ilerleyecek. Bakın elimdeki daha önce örmüş olduğum numuneme bakalım. Şu V figürü uygulama sıralarımız kaç adet olacak? Beraberce sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 sıra boyunca bu figürlerimizi örelim. 17 desen sırası uygulamamı bitirdim. Bakın beraberce sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Evet. Şimdi artık kenar trabzan yapımına geçebiliriz. Şu deseni uygulamak için 4 milimetrelik tığ kullanmıştım hatırlıyorsanız. Onu iptal ediyorum. Kenar biyelerimi daha zarif yapabilmek için 3 milimetrelik tığa geçiş yapacağım. Kenar biyelerimi yapabilmek için. Bakın sıramın sonundayım. 3 milimetrelik tığıma geçiş yapıyorum. Daha rahat görelim fonun üzerinde. Bir zincir çekiyorum. Bakın direkt şurada bir boşluk göreceğiz. Onun içine bir yarım trabzan uyguluyorum. Ardından şu şekilde her trabzan sırasının sonunda bakın şu şekilde trabzanlar göreceğiz. Onların içine bir ikişer defa yarım trabzanlar uygulayacağım. Bakın bir üst sıraya geçtim. Yeniden bir ve iki yarım trabzan uyguluyorum. Bakıyorum bir üst sıradayım. Yeniden bir trabzan görüyorum. İçine bir
2 yarım trabzan uyguluyorum. Bu şekilde tüm önümüzü çalışalım. Boyun kısmına gelelim. Biyemin ilk sırasını tamamladım. Bakın her trabzan gördüğümde içine ikişer yarım trabzan uygulamıştım. Yaka düşürmek için önümüze özel iki yerde sık iğne çalışmıştık biliyorsunuz. İşte o sık iğnenin sıralarına geldiğimizde sadece onlara birer yarım trabzan uygulayacağız. Dikkat edelim. Şu uzun trabzanların içine ikişer yarım trabzan yaptık. Ama yakaya özel yaka düşürme için iki sıralık şu sık iğne sıralarının başlarına sadece birer tane yarım trabzan uyguladım. Bu dikkat etmeniz gereken bir kural. Şimdi bir zincir çekerek ürünümün arkasını çeviriyorum. Direkt çıkış zincirimin dibine bir adet sık iğne çalışıyorum. Artık sık iğneye geçiş yapıyoruz bakın. Ve gördüğüm her yuvanın içine birer tane sık iğne uygulayarak etek boyumuza kadar ilerliyoruz. Ön şeridimin ikinci sırasını da sık iğnelerle tamamladım. Bakın şöyle arka sıradan geldim ve tamamladım. Üçüncü sıraya başlamadan önce sizlere ilik ayırma hakkında bilgiler vermek istiyorum. Bakın ilk iliğimi şu iki sık iğne ile başlangıç yapmıştık ya, arda arda iki sık iğne yapmıştık ön tarafta yaka düşürmek için. Evet, tam onun bitiminin bakın şöyle hizasına bir tane işaret bırakıyorum. Tam o hizaya gelecek şekilde. Gördük. İşaretimizi bıraktık. Ardından 11 tane boşluk sayıyorum. 12.ye bir işaret bırakıyorum. Tam 11 tane boşluk sayıyorum. Yeniden bir işaret bırakıyorum. Aynı uygulamayı diğerleri için de yapıyorum. 5 noktada 5 ilik yeri bırakmış oldum. Şimdi beraberce 3. sıraya geçelim ve ilk iliğimizi yapalım. Bakın 2. sıranın sonundan bir zincir çekerek ürünümün arka tarafına dönüyorum. Şu an ürünümün gerçek ön yüzündeyim. Bakın çıkış zincirimin dibindeki şu yuvaya bir sık iğne çalıştım. Ve yanına yine aynı şekilde sık iğneler çalışarak ilk iliğime doğru yaklaşıyorum. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi ilk ilik noktamdayım. İşaretimi çıkartıyorum. Ve 1, 2 zincir çekiyorum. Bir yuvayı işaretli yuvamı atlıyorum. Yanına sık iğne ile tutunuyorum. Bakın şöyle küçük bir köprücük elde ettim. Ve diğer boşlukları aynı şekilde dolduruyorum sık iğne ile. Ardından sık iğnelerle ilerledim, geldim. İşaretli noktama geldiğimde 2 zincir çekiyorum. İşaretli noktamı atlıyorum. Yanına yine sık iğne ile tutunuyorum. Aynı şekilde 5 iliğimi tamamlıyorum ve boynun şu noktasına kadar ilerliyorum. Evet, ben belirlenmiş yerlere iliklerimi bu şekilde hazırladım ve sıramın sonundayım. Bir zincir çekiyorum ve 4. tur için ürünün arkasına dönüyorum. Hemen çıkış zincirimin dibindeki yuvaya bir sık iğne çalışıyorum. Ardından yanına da bir adet sık iğne. Bakın. Direkt şu köprüye yakın şu sık iğneyi görüyorsunuz. Ona bir uygulama yapmıyorum. Köprünün içine 2 adet sık iğne uyguluyorum. Bak, iliğim oluştu. Ardından gördüğüm her boşluğa sık iğne çalışarak ilerliyorum. Sık iğnelerimi çalışıyorum. Köprüye geldiğimde bakın. Şuraya son sık iğnemi yapacağım. Bakın şuradaki oluşumun içine hiçbir uygulama yapmıyoruz. Direkt şu köprünün içine 2 sık iğne uyguluyoruz. Yeniden sık iğneler, köprüyü buluyoruz. Köprünün içine 2 sık iğne uygulayarak 4. turu bitiriyoruz. Ardından ürünümüzün arkasını çeviriyoruz. 5. ve son tur olarak gördüğümüz her yuvanın içine sık iğne uygulayarak ön biyemizi, sağ kanadın ön biyesini bitiriyoruz. Ve tüm boyun çevremi de bakın gördüğüm her boşluğun içine birer sık iğne çalışarak ön boş boynumu da çevreliyorum sık iğnelerle. Ardından şu sağ kanatta yaptığım 5 turlu işlemin aynısını sol kanat içinde uyguluyorum.
Öncelikle yarım trabzanlarla eteğimizin ucuna ulaşacağız. Arkadan sık iğne, önden üçüncü tur sık iğne, arkadan dördüncü tur sık iğne ve beşinci tur sık iğne ile eteğimizin ucuna ulaşacağız ve oyalama işlemine başlayacağız. Yeleğimin sol önü içinde bir yeleme işlemini tamamladım. 5 tur halinde çalıştım ve turumun sonundayım. Şimdi son eteğimize oyalama işlemine geçiyoruz. Bunun için bir zincir çekiyorum ve bakın şu noktaya bir tam trabzan çalışıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içine ikinci tam trabzanı, bir zincir çekiyorum. Üçüncü tam trabzanı, bir zincir çekiyorum. Dördüncü tam trabzanı, bir zincir çekiyorum. Beşinci tam trabzanı yapıyorum. Evet. 5 trabzanlı bir yelpaze oluşturdum. Ardından bakın. Direkt şu kenar biyemi başlattığım şu noktaya sık iğneyle giriş yapıyorum. Ve ilk ve işaretimin içine bir zincir çekiyorum. 2 zincir çekiyorum. 3 zincir çekiyorum. 4 zincir çekiyorum ve 5 trabzanlı bir yelpaze daha üretiyorum. Bu yelpazemizi yanındaki V desenin içine girerek sık iğne ile tutturuyorum. Bak, bu şekilde yelpazeler oluşuyor. Bir tane daha yapalım. Hemen sık iğne ile tutunduğumuz V'nin yanındaki diğer figürün içine 5 tam trabzan yapıyorum. Her trabzanın arasına da birer tane zincir çekiyorum. Gördüğünüz gibi üçüncüsü bir zincir çektim. Dördüncüsü bir zincir çektim. Ve beşinci tam trabzanımı oluşturarak bir yelpaze oluşturdum. Bakın. Ve yan figürün içine sık iğne ile girerek tutundum. Bu şekilde eteğimizin tüm ucunu çalışarak aynı şekilde bu lastikte yaptığımız gibi, bu biyede yaptığımız gibi bu şekilde bitirelim. Tamamladığımız yeleğimizi süslemek için çiçeğimizin yaprağını oluşturacağız. Bakın ben bir yaprak numunesi çalıştım. Montajlarken de zaten onu şu şekilde dikeceğiz. Numune burada duruyor. Öncelikle 3 mm'lik tığımla çalıştığımı söylemek istiyorum. Biraz daha zarif bir örgü elde etmek için 21 tane zincir çekelim. 21 zincirimi çektim. 21. zincire tırnağımla şöyle bir sıkı işaret bırakıyorum. Üzerine bir zincir çekiyorum. Ve işaretli olan 21. zincirimin içine kaydırarak tutunuyorum. Ardından sırayla yanındaki zincirin içine bir sık iğne, yanındaki zincirin içine bir yarım trabzan, yanındaki zincirin içine iki çekimden oluşan bir tam trabzan uyguluyor. Ve yanına 1, 2, 3 çekimden oluşan bir trabzan ve yeniden 1, 2, 3 çekimden oluşan bir trabzan oluşturuyorum. Yan yuvaya 1 ve 2 çekimden oluşan bir trabzan yaptım. Yanına bir yarım trabzan oluşturdum. Yanına bir sık iğne çalışıyorum. Ardından yan yuvaya bir ip kaydırma yapıyorum. Bunu ikinci ve üçüncü kere de tekrarlıyorum. Şöyle ipimi biraz. Evet. Ardından yan yuvaya bir sık iğne, yanına bir yarım trabzan, yanına iki çekimden oluşan bir trabzan uyguluyorum. Yan boşluğa, bakın yan boşluğa
1, 2, 3 çekimden oluşan bir trabzan. Yanına yeniden 1, 2, 3 çekimden oluşan bir trabzan oluşturuyorum. Ardından 2 çekimli bir trabzan daha yapıyorum. Yanına bir yarım trabzan oluşturuyorum. Yanına bir sık iğne. Ardından kalan son boşluğuma bir ip sürükleme yapıyorum ve kayıyorum. Bak, bir zincir çekiyorum. Ürünümün diğer tarafına dönüş yapıyorum ve bir ip sürükleme. Ardından şu ilk sırada yaptığım her figürün karşısına direkt aynısını oluşturuyorum. Evet, ben ipimin ucunu kurtardım. Devam ediyorum. Bakın, bir sık iğne, bir yarım trabzan, iki çekimden oluşan bir tam trabzan, yanına bir, iki, üç kere de çalıştım bir trabzan, yanına bir, iki, üç çekimden oluşan bir trabzan, takibinde bir, iki çekimli bir tam trabzan, yanına bir yarım trabzan, yanına bir sık iğne uyguluyorum. Böylece bir yaprak figürünü oluşturmuş durumdayız. Ardından az evvel yaptığımız gibi 1, 2 ve 3 noktada ip sürüyorum. Buraya bir sık iğne oluşturuyorum. Yanına bir yarım trabzan. Evet, yanına iki çekimli bir trabzan. Yanına üç çekimden oluşan bir trabzan. Yanına yeniden üç çekimden oluşan bir trabzan. Yanına iki çekimli bir trabzan. Yanına bir yarım trabzan. Bakın, bir sık iğne ve son yuvaya da şöyle bir ip sürüklemesi yaparak yaprak figürümü az evvelki arkadaşına eş olarak oluşturuyorum. Şimdi çiçeğimizi oluşturalım. Bir sihirli halkadan şöyle bir düğümle, evet, oluşturalım. Bekliyoruz. Sıkıştıralım. Üzerine 3 tane zincir çekelim ve yanına 1-2 çekimden oluşan bir trabzan yapalım. Yanına 2 çekimli bir ikinci trabzan daha yapalım. Üçüncüsünü de oluşturalım ve dördüncüsünü de yapalım. Görüldüğü gibi. Şu an tığımda 5 tane ilmek görüyoruz. Önce ilk dörtlüyü bir araya alalım. Ardından kalan iki taneyi de yeniden birleşelim. 1, 2, 3 zincir çekelim ve sihirli halkamızın içine sık iğne ile tutunalım. Bakın. Birinci petalim oluştu. İkincisini de beraber yapalım. 1, 2, 3 zincir çekelim. Yanına 1, 2 çekimden oluşan bir trabzan. İkinci trabzan, üçüncü trabzan ve dördüncü trabzanı yapalım. Evet, tığımızın üzerinde 5 tane ilmek görüyoruz. Önce ilk dörtlüyü birleşelim, ardından kalan son ikiliyi de ikinci olarak birleşelim. 1, 2, 3 zincir çekelim ve sihirli halkamızın içine dönüp sık iğne ile tutunalım. Bakın. İkinci yaprak petalim de oluştu. Bu petallerden toplamda 5 tane üretelim ve çiçeğimizi tamamlayalım. Beşli çiçek petallerimi hazırladım ve çiçeğim tamam görüldüğü gibi. Şimdi çiçeğimin ortasına konduracağım tohumcuğumu hazırlıyorum. Bakın, daha koyu bir bordoyla öncelikle bir zincir çekip sıkıştırıyorum. Üzerine 4 adet zincir çekiyorum. 4. Ardından İlk yuvamın içine giriş yapıyorum.
ve bir ve iki kereden oluşan bir çekim yapıyorum. Bakın, tığımda iki tane trabzan ucu var. İki ilmek görüyoruz. Yeniden aynı yuvaya dalıyorum. Bir ve iki kere de çekim yapıyorum. Üç ilmek oldu. Bir ve iki kere de çekim yapıyorum. Bakın, dört ilmek oldu. Yeniden aynı yuvaya bir ve iki kere de çekim uyguluyorum. Beş ilmeğe çıktık. Son altıncıyı da uyguluyorum aynı yuvanın içine. Bir ve iki kere de çekim uyguluyorum. Evet, şu an 6 tane ilmek görüyoruz tığımın üzerinde. İlk beşliği bir araya topluyorum. Ardından 2 ilmeğim kaldı. İkisini de bir araya topluyorum. Ve 1, 2, 3, 4 zincir çekerek ilk çıkış yaptığım yuvanın içine giriyorum. Ve ip kaydırarak tutunuyorum. İşte kabuk şeklinde bir tomurcuk elde ettim. Uygulamamda tam ortaya montajlayacağım. Bu çok güzel yeleğimizi çiçek aplikesini ve düğmelerini takarak tamamladık. Dilerseniz yeleğimizin son bitmişinin ölçülerini de sizlere bildirelim. Bakın, boy olarak yaklaşık 31 santimetre. En genişlik olarak da, bakın, koltuk altlarım şurada. Genişlik olarak da 26-27 santimetre kadar yeleğimizin bir ölçüsü var. Siz yapmış olduğunuz yeleğinizi patikli takım halinde oluşturmak isterseniz çiçeğimizin sayılarıyla biraz oynayarak küçültebilir ve patiğinizde, bakın, görüldüğü üzere kullanabilirsiniz. Önceden yayınlamış olduğumuz patik yapım videosundan faydalanarak bu patiği oluşturabilirsiniz. Umarız anlatımımız yeterli ve etkili olmuştur. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşmek ümidiyle hoşça kalın.